2012 tarihinde bir hasta yakınının bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Doktor Ersin Arslan'ı saygıyla anıyoruz. Tüm Tabipleri Birliği ve sağlık alandaki örgütlü emek ve meslek örgütleri bu acı günü sağlıkta şiddetle mücadele günü olarak ilan etti. Doktor Göksel Kalaycı, Doktor Menekşe Ali Menekşe, Doktor Ersin Arslan, Doktor Kamil Furtun, Doktor Aynur Dağdemir, Doktor Fikret Hacı Osman, Doktor Ekrem Karakaya ve güvenlik görevlisi Tuğrul Oktan'ı sağlıkta şiddet sonucu yitirdik. Binlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisi de bu saldırılarda yaralandı, sakat kaldı, mesleğini bıraktı. Sağlıkta şiddeti sadece öfkeli, hasta ve hasta yakınlarının saldırılardan ibaret bir toplumsal olgu olarak görmek yeterli değildir. Toplumumuzda günden güne yaygınlaşma eğilimi gösteren şiddet eylemleri, sağlık kurumlarını ve çalışanlarını ciddi biçimde etkilemekte, sadece şiddet görme endişesi dahi çalışanların tedirginliğine, tükenmişliğine neden olmaktadır. Sağlıkta şiddetin önlenmesinde, sağlık çalışanlara yönelik hakların, şiddet uygulayanlara yönelik yaptırımların ve güvenliğe yönelik önlemlerin hepsinin birlikte ele alınması gerekmektedir. Sağlıkta yaşanan şiddeti Türkiye'deki kutuplaştırıcı siyasi iklimden ve toplumsal şiddetten de ayrı düşünmüyoruz. Sağlık ortamındaki şiddet sıklıkla hasta ya da hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelse de aslen sorunun sağlık sistemi olduğu açık olarak görülebilir. Bu nedenle uygulanmakta olan sağlık politikalarını ele almadan gösterilecek hiçbir yaklaşım sağlıkta şiddetin çözümüne yönelik etkili bir çözüm ortaya koymayacaktır. 2003 yılından bugüne yanlış uygulanan sağlık politikaları, sağlık çalışanlarının saygınlığını ve mesleki itibarını ortadan kaldırmıştır. Şiddetin önlenmesi için yapılması gereken sağlık çalışanlarının mesleki itibarının tekrar kazandırılmasıdır. Ayrıca sağlıkta şiddeti önleme yasasının şiddeti önleyici ve caydırıcı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yapılacak bir düzenlemede sağlık çalışanlarına yönelik her tür şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet faillerinin cezalandırılacağı düşüncesi yerleştirilmelidir. Sağlık Bakanlığı'nın görevleri arasında halkın sağlığını korumanın yanı sıra sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlıkta şiddetten uzak bir yaşam sürmeleri için gerekli çalışma ortamının oluşturulması da yer alır. Sağlık emek ve meslek örgütleri defalarca bu şiddet ortamını düzeltecek, iyileştirecek öneriler sunarken siyasi iktidar bu önerilere kulaklarını tıkayarak yanıt verdi. Sonuç ortadadır. İflas eden sağlık sistemi, sağlıkta şiddetin daha da artmasına zemin hazırlamıştır. Artık hiçbir sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır. Sağlıkta şiddetin sona ermesi için vereceğimiz mücadeleyi sonuç alıncaya kadar sürdürmekte kararlıyız.